Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği kurucu başkanı Özcan Özcanhan'ın adı konferans salonunda ölümsüzleşti. Spor Yazarları Derneği'nde dün akşam gerçekleşen Özcanhan anma gecesinde duygusal anlar da yaşandı. Serkan Soyalan'ın moderatörlük yaptığı gecede Özcan Özcanhan'ı anlatan konuşmalar yapıldı ve Özcan Özcanhan belgeseli izlendi. Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanında milletvekilleri Sami Özuslu ve Devrim Barçın, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcıoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinden Basın Müşaviri Cihangir Şahin, Spor Koordinatörü Mithat Tekcam, Spor Yazarları Derneği Eski Başkanları Raif Örtunç, Ertan Birinci ve Burhan Gürkan, Spor Yazarları Derneği üyeleri, Özcanhan'ın ailesi, hakemler ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede ilk konuşmayı yapan Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, 1983 yılında Özcanhan Başkanlığında kurulan Spor Yazarları Derneği'nin bugünlere gelmesi için atılan ilk adımların önemine değindi ve derneğimize başkanlık yapan, 10 başkanımızın döneminde yönetim kurullarında görev yapan, komitelerde emek harcayan herkesin emekleri elbette göz ardı edilemez. Bugünkü gücümüz, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya sahip olmamızda herkesin katkısı çok büyüktür. Özcan Özcanhan, 1983 yılında Spor Yazarları Derneği'nin ilk adımlarının atılmasında etkin bir rol alırken, Kıbrıs Türk toplumunun mücadele tarihinde de büyük emekleri olmuştur, dedi. Gazetecilik kimliğiyle yaptıkları yabancı dildeki üstün performansı takdire şayan bir durumdu. Tapu dairesinde müfettiş olarak çalışmıştır. İngilizce ve Rumca dillerine hakim olduğundan dolayı enformasyon dairesinde basın yayın memuru olarak göreve başlamış, 1974 sonrasına kadar bu görevine devam etmiştir. Gazetecilik mesleğinde, futbol hakemliğinde, spor yazarlığında büyük izler bırakan Özcan Özcanhan'ın adının bu dernek binası içinde konferans salonuna adını vermekle ölümsüzleştirilmesi bizleri son derece gururlandırmıştır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da gecede yaptığı konuşmada Özcan Özcanhan'ın hayatına değindi. Tatar konuşmasında son günlerine kadar Özcanhan'la çok önemli ve derin sohbetler yapmış bir kişi olduğunu söyledi. Bütün ömrünü Kıbrıs Türk halkının mücadelesine adamış, spordan, kültürden, siyasetten, gazetecilikten, yazarlıktan ve Spor Yazarları Derneği'nin kurucu başkanı ve sizlerin bir dava arkadaşı olarak kendisini rahmetle yad etmek istiyorum. Mekanı cennet olsun. Bu önemli salona adının verilmesi çok anlamlı. Dolayısıyla Sayın Başkan Necdet Özdoğ'u ve yönetim kurulu kutluyorum aldığınız karardan dolayı. Merhum Özcan Özcanhan'ın ailesi adına söz alan kardeşi Ömer Canbaz da yaptığı konuşmada Özcan Özcanhan'ın hayatından bahsettiği anılarını anlattı. Özcanhan'ın çok yardımsever ve ailesi tarafından sevilen, sayılan bir kişi olduğunu ifade eden Ömer Canbaz, keşke toplum olarak bu tip kişilere yaşarken hak ettikleri değer verilebilseydi, dedi. Özcan Özcan'ın son günlerini özellikle dile getirmek isterim. Yaralı olarak gitti. ...17 yaşında vatan ve milletin ne olduğunu tanıyıp son gününe kadar bunu yaşamış olan bir adama bu memlekette ne yazık ki milliyetçilik dersi vermeye çalışanlar oldu. Son gününe kadar yazarken doğruları dile getirdiği gibi yanlışları da hep dile getirip öneriler sundu. Keşke bu toplum birazcık kale alaydı. Öylesine yorulmuştu ki, hepimizin bildiği gibi ölümü çağırır hale gelmişti. Ve keşke bu toplum, keşke bu son günleri bu şekilde mutsuz yaşamasaydı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Eski Başkanı, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de gecede yaptığı konuşmada böyle güzel bir vefa gösteren yönetim kuruluna teşekkür etti. Birinci, 1970'li yıllardan beridir Özcanhan'la büyüdüğünü anlattı, sözlerine Özcanhan'la olan anılarını anlatarak devam etti. Özcanhan'ı 70'li yıllarda tanıdım. Evimiz Halkın Sesi'nin karşısındaydı. Granit, ben granitim derdi, granit. Hiçbir şey olmaz. Her şeye dik durur, mücadele eder ve bana da hala atlayabilir kızı Ertanhan diye hitap ederdi. Onun yanında ben, Raif Hoca, diğer arkadaşlar, Halkın Sesi gazetesinde çok güzel günler geçirdik. Bize hele
o spor sayfalarını çizerken elinin cetvel gibi dümdüz olmasına hayranlık duyardık. Çok kendine münhasırdı Özcan babamız ve Özcan Özcanhan hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi çok sert bir adamdı. Çoğu futbolcu hakem dövdü ama hakemin futbolcu dövdüğü ender insanlardan birisidir. Hakemin seyirci dövdüğü de ender insanlardan birisidir. Dış basın birliğini temsilen geceye katılıp konuşma yapan Burhan Canbaz da Özcan Han'ın gazetecilik yıllarına yetişemediklerini fakat onun anılarını hep dinlediklerinden bahsetti. Canbaz, Özcan Han için bir insan düşünün ki büyük bir gazeteci, televizyoncu, spor yazarı ve büyük bir hakem. Bütün bu olguları içinde barındıran bir insan dedi. Özellikle yabancı dili hakimiyetini bize hep anlattılar. Gazeteciliğini bize anlattılar. Röportajlarını, nasıl sorular sorduğunu. Kendisiyle de ben zaman zaman karşılaştığımda hep böyle gazetecilikle ilgili sohbetler ederdim. Çok güzel tavsiyeleri de olurdu bize. Onu saygı ve rahmetle anıyorum. Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu'na da teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir anı yaşattığı için Özcan abi ruhuna saygıyla teşekkür ederim. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir Şahin de Özcan Han'la ilgili Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına konuştu. Özcan Han'ın çok değerli bir spor adamı olduğunu söyleyen Şahin sözlerine şöyle devam etti. Öncelikle onun eserlerini, onun ismini, ondan sonra ve varlığını her zaman minnetle, rahmetle anacağız. Bugün burada onun anısını yaşatmak için Spor Yazarları Derneği Başkanımız Necati Bey ve arkadaşlarının yönetim kurulunun çok güzel bir düşünceyle onun ismini yaşatmak için verdikleri bir salon açılış için bir araya geldik. Ki bu çok kaybettiğimiz değerleri yaşatmak ve anmak adına önemli bir faaliyet. Ben de mesleğe ilk gazetecilik mesleğine spor yazarı olarak başlayan bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak böyle bir günde sizlerle bu arada bir arada olmaktan çok mutluyum. Umarım bu isim sonsuza kadar yaşayacak. Rahmetli Özcan Han'ı daima anacağız, yaşatacağız. Gecede açılış konuşmalarının ardından Spor Yazarları Derneği üyeleri Serkan Soyalan ve Hüseyin Evliya'nın birlikte hazırladığı Özcan Özcanhan belgeseli izlendi. Belgesel gösteriminin ardından söz alan Özcan Özcanhan'ın dostları Özcan Han'lı anılarını anlattı.